Serap. Selam. Nasılsın? İyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya ben seni ne zaman görsem sen sürekli telaşla bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. Ben de kafamı ne zaman kaldırsam karşımda seni görüyorum, biliyor musun? Çünkü ben senin bu koşuşturmacanın nedenini merak ediyorum. Niye merak ediyorsun? Seni daha yakından tanıyabilmek için kırmızı başlıklı kız. Dikkat et de o kırmızı başlıklı kız bir anda kurda dönüşmesin yalnız. Ha, sen aynı zamanda espriliyim ne diyorsun, güzel. Her şakanın altında bir gerçeklik yatar diyorum aslında. Okey, o zaman ben de şöyle diyeyim. Kurt sensen, benim için hiçbir sakıncası yok. Burak'cığım, sohbetine doyum olmuyor ama benim derse yetişmem lazım. Ben tam olarak bundan bahsediyorum işte. Yani biz okula geliyoruz, yayılıp takılıyoruz falan ama sen koşturarak okula geliyorsun. Büyük bir hızla derslere giriyorsun. Biz senin hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Ben de bunu merak ediyorum. Sen nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, neden sürekli koşuşturuyorsun hiç anlamıyorum. Anlamak için bu kadar kendini zorlama istersen. Akışına bırak diyorsun. Daha iyi olur. Okey, o zaman ben sana derse kadar eşlik edeyim. Hatta belki dersten sonra da bir şeyler içeriz. Bugün de hava ne güzel değil mi? Yani böyle bir havada okula gelmek zorunda olmak insanın bazen sinirlerini bozabiliyor. En azından benim bozuyor. Okey, susuyoruz, konuşmuyoruz. Acaba gizemimizi mi korumaya çalışıyoruz? Hayır yani, eğer ki böyleyse fazlası bünyeye zarar. Benden söylemesi. Ne gizeminden bahsediyorsun sen? Sen birden sahneye çıktın. Bütün ışıklar senin üzerine döndü. Biz seni tanımak için adım attıkça sen bizden kaçar oldun. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Haliyle de merak ediyoruz. Kim olduğunu, ne olduğunu, ne yaptığını. Etmeyin. Niye beni merak ediyorsunuz ki? Mesela ben sizi hiç merak etmiyorum. Ama siz sürekli benim hakkımda yalan yanlış yorumlar yapıp duruyorsunuz. Tamam. Hakkında yalan yanlış yorumlar yapmayalım diye ben de sana soruyorum. Kimsin sen? Nereden geldin? Nerede yaşıyorsun? Nelerden hoşlanırsın? Annemle birlikte bir gecekonduda yaşıyorum. Okula geldiğim araba patronumun arabası, şoför de onun şoförü. Limuzin olayına hiç girmeyelim çünkü orası bayağı karışık. Hayatım okul, iş ve ev arasında geçiyor. Nelerden hoşlandığımı ben bile unuttum. Yeterli mi? Demek öyle. Şakacı şirin seni. Güzel, güzeldi. Yani her şeyi bir şey uydurdun ama şu limuzin olayına uyduracak hiçbir şey bulamadın. Burak! Neredesin ya? Her yerde seni arıyorum. Sebep? Sebep mi? Beni her yerde araman için bir sebep. Ders çalışacaktık ya bugün, unuttun mu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki diyeceğim ama sen şimdi onu da gerçek zannedeceksin. Sen de bilmece gibi konuşup durmasana. Ben sizi hiç tutmayayım. Görüşürüz. Sen bizi tutma tabii. Ne bakıyorsun öyle gözlerine dikip deli deli? Ne oldu ne? Korktum. Korkma anne. Ay Burak, harbiden komik çocuksun ha. Yüzümün şeklini bir görsene. Şaka yapıyorum ya, şaka. Hadi gel, sana bir kahve ısmarlayayım. Azıcık laflar sonra ders çalışırız. Maksat muhabbet olsun zaten. Ya acaba stajı boş versem de yazın güzel bir tatil programı mı yapsam diyorum. Ne stajı ya? Vallahi benim hiç niyetim yok staja falan. Ay. Sen ne yapacaksın Biricik? Ben bizim Londra'daki projede yapacağım stajı. Babam bir yandan da artık işlere burnumu sokmamı istiyor. Yani anlayacağınız, okul mutlu, ben mutlu, babam mutlu. Selam kızlar. Selam. Dedikodu kazanı kaynıyor mu yine kızlar? Dedikodu? Staj işini konuşuyorduk. Şimdiden mi? Sen şimdi bir yer ayarlamamışsındır. Şey diyeceğim. Londra'da birlikte yapabiliriz stajı bizim projede. Eğlenceli olur. Hem tatil hem iş. Ne dersin? Bakarız ya. Daha zaman var. Doğru.
kurtarın beni. Ne oldu oğlum? Abi ne olacak? Bu Onur Hoca'nın yanıma yamadığı kız ders çalıştırayım diye var ya, yapıştı yani üstüme, gitmiyor kız, Allah kahretsin ya. Vallahi. Arkadaşlar gülmeyin, bak ben çok ciddiyim. Selim, heh, sen konuşsana şu Onur Hoca'yla. Ha? Zaten senin enişten, bir çözsen şu işi. Yani keşke elimden bir şey gelse ama biliyorsun ki emir demiri keser. O emirin de demirin de. Selim, senin de yakında Serra'yla aynı kaderi paylaşman an meselesi bence. Biricik, sen böyle tuhaf saptamalar yapmayı çok seviyorsun değil mi? Çok seviyorum. Biz kahve alalım. Hadi gidelim. Hastası. Seninki yine pas vermiyor. Ne alakası var? Yok öyle bir şey. Okulda kimseye çaktırmamaya çalışıyor sadece. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Bana evlenme teklifi etti. Yok artık. Ne zaman? Geçen yaz. Bodrum'da. Hayatımın en güzel iki günüydü. Sadece iki gün mü? Ne yani, az mı? Okulda Selim'le bir saatini geçirmek için her şeyini verecek kaç tane kız var sen biliyor musun? Yok yani geçen sefer bütün yaz demiştin de. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben yalancı değilim. Anladın mı? Görüşürüz. Ne yaşandı az önce? Şaka falan mıydı bu? Ben anlamadım. Ders notları. Bu ne demek şimdi? Bu şu demek. Şimdi sen bana böyle iki ders çalıştırıyorsun diye havalara girip üstten üstten konuşmana eyvallah diyecek değilim. Ders notları. Çalışmak istemiyorum. Onur Hoca'ya ne diyeceğim ben? Söz verdim ona. Merak etme, ben Onur Hoca'yla konuşur hallederim. Ya tamam, uzatma. Gereksiz yükseldik dün. Bitti gitti, unutalım. Sen gereksiz yükseldin. O yüzden biz birinci çoğul şahıs kullanmayalım. Böyle dengesizliklere gelemem. Bana göre işler değil. E ne yapalım yani? Küsüp konuşmayalım mı çocuklar gibi? Bu mu ya senin tavrın? Ne? Mesela özür dileyebilirsin. Yok artık, daha neler. Pardon da sen de bir ton laf saydın bana, ne çabuk unuttun. Dengesiz, katı, tutarsız. Daha sayayım mı? Neler demişim ya. Çok çok ayıp etmişim. Bak benim iki saat boşluğum var. Ders çalışalım diyecektim. Sen zaten 10 dakikasını gereksiz muhabbetle harcadın bile. İyi. Madem bu kadar ısrar ediyorsun. Çalışalım öyleyse. Ne ısrarı ya? Ne ısrar ya? İyilik yapıyoruz resmen sana. Bu kız da güzel mi değil mi karar veremiyorum. Pislik gibi kız işte. Daha ne olsun? Ha, beğeniyoruz yani. Beğeniyoruz tabii canım. Gerçi ben de Serra'nın senden hoşlandığından şüpheleniyordum. Serra'nın benden hoşlandığından şüpheleniyordum. Nereden çıkarttın sen bunu? Çünkü ben az önce Serra'yla kapıda konuştum. Yani tavırlarından, hal ve hareketlerinden ben hiç böyle bir şey anlamadım. Sen bir şey mi duydun ya da birisi sana bir şey mi söyledi? Serra mı bir şey söyledi? Üf, bir sakin, bir nefes al. Allah Allah. Dalga mı geçiyorsun sen şu an benimle? Dalga falan geçmiyorum. Hayır, bir şey söylemedi. Yani ben de duymadım. Hatta ben Serra'nın konuşma yeteneği olup olmaması konusunda ciddi şüpheler besliyorum. Çok acayip asosyal bir tip. Peki sen o zaman nereden çıkarttın Serra'nın benden hoşlandığını? Sana birkaç kaçamak bakışını yakaladım. Serra'ya. Evet. Yani İlk başta bir yere oturtamamıştım. Ama şimdi puzzle tık tık yerli yerine. Biricik, sen ciddi misin? Evet. Ama kızı çözemiyorum. Bir kere zengin. Onu anladık. Ama bizim gibi değil. Geleneksel bir hali var. Üstü başına dökülüyor. Ay tam bir... Bu da oldukça cimri olduklarını gösteriyor.
İşte bu tipler biraz özgüven yoksunu olduklarında soğuk yaparak kendini saklarlar. Anladın? Anladım. İstersen sana yardımcı olabilirim. Eğer ki elinden bir şey geliyorsa yap. Ama dediğim gibi kızı çözmemiz lazım. Bilgi toplamak lazım. Kimdir, nedir, ne yapıyor? Bir öğrenelim. Hedefi belirleyelim, ona göre bir strateji oluşturalım. Ne oldu? Yok bir şey. Neye gülüyorsun? Ya söylesene. Kızmak yok ama. Ha. Anladım, sen benimle alakalı bir şeye gülüyorsun. Tamam, kızmayacağım. Yani kızsam da sana bir şey demeyeceğim. Söyle hadi. Tamam, söz mü? Ya hadi. Hazır mısın? Hazırım. Al, bunlar da bende kalan ders notları. Ders falan çalışmak istemiyorum artık. Hani eski Türk filmlerinde mektuplarını iade eden aşıklar oluyor. Sen aynı onlara benzedin biliyor musun? Ne alakası var ya? Ay, tamam. Çok özür dilerim. Çünkü benim sinirlerim bozuldu. Zaten senin sinir sistemine göre hayatımızı şekillendiriyoruz. Ya kızdın ama. Yok, kızmadım. Gerçekten mi? Bu kadar basit şeylere kızmam ben. Hayat zaten yeterince zor. Bir de böyle şeylerle ekstra negatif enerji yaratmaya gerek yok. Hayatın senin için ne gibi bir zorluğu olabilir ki? Ben pencereyi açayım. Burası çok havasız. Ne oluyor ya? Nereye koşuyor bu insanlar ya? Selim Kutlu Say diye bağırıyor. Atacak kendini ya. Ben doğru mu duydum? Evet, evet. Koş. Kim bilir ne derdi var? Ne derdi olacak ya? Taktı çocuğa kafayı. Selim, oğlum çabuk bahçeye gel lan. Senin bu yüzün takıldığın kız var ya, çatıya çıkmış. Tamam, kapat, gördük biz. Ne diyorsun oğlum? Şu geçen yaz hani Bodrum'da birkaç gün takılmıştın ya sen. Geçenlerde de ben senin şapkanı vermiştim, kız sevinmişti. O işte. Ne alaka yani? Ne bileyim oğlum, ben Selim gelmezse atlarım diyor. Keşke Asum unutlasaydı ya. Ne yapalım abi? Takıldığımız her kızın peşinden çatılara mı çıkacağız? Hiç. Ben kimseye umut falan vermedim. Ayrıca bu kızı tanımıyorum da. Ya şu durumda bile bunu söyleyebiliyorsun ya. İğrençsin gerçekten. Sağ ol. Aa, laflara bak. Şaka gibi. Giriş yasak. Ben yardım edebilirim ama lütfen. Olmaz. Ya sadece iki dakikacık ol. Ben içeri çıkar mısın? Serra gel. Gel sen. Şuradan sağdan, sağdan. Hep şov peşinde. Şaka gibi. Arkadaşlar okulun içinde duramazsınız. Dışarı çıkmanız lazım. Abi evet biliyorum ama beni aşağıdan gönderdiler. Yani seni çağırayım diye o yüzden geldim ben. Kim çağırıyor? Şu arkadaki kapı var ya, yangın verdim. Sen oradan çıkıyorsun, direkt çatıya bağlanıyor zaten. Abi kim çağırıyorsa çağırıyor. Ne önemi var, kız aşağı atlayacak. Hadi gitmemiz lazım ya. Gidecek, koşman lazım. Hadi koş abi, koş. Görmüş olduğunuz bu alan, yapmayı planladığımız uygulama oteli için kampüs alanımızın en ideal noktası. Güzel. Çok pardon, özür dilerim.
için gel. Ne oldu? Kusura bakmayın, acil bir durum için toplantıyı bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Kusura bakmayın. Rezillik resmen yani. Tam bir rezillik. Duygusuz yaratıklar, ne olacak? İğrençler, iğrenç. Ay, kafayı Selim'e takan herkes çatıya çıksaydı okulda kız kalmazdı. Hülya. Yaklaşma atlarım. Tamam, tamam, tamam. Hülya, gel kızım buraya. Yaklaşma dedim, atlarım. Tamam, tamam, buradayız. Yaklaşmıyoruz. Serra da başrolde. Bu kız da birden parlayıverdi ha. Okulun parlayan yıldızı Serra sahnelerde. Tan tan, tan tan tan. Zeynep sus istersen ha. Yeter ha. Baş baş konuşmaya başladın yine. Of, yani bütün okulun storylerinde bu olay var. Gerçekten flash gelişme bu şu anda. Selim, kutlu sayı getirin bana. İnmem, Selim gelsin. Atladığında ne değişecek hiçbir peki? Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Gidin buradan. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hülya, atladın diyelim. Öldün. Unutulup gideceksin birkaç gün sonra. Herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Ama sevdiklerin, ya hiç mi düşünmüyorsun onları? Geride kalanlara yaşatacağın acıyı hiç mi düşünmüyorsun? Annen, annenin hayatından tamamen çıktığını düşünsene. O intihar etseydi senin yerine. Tek başına ne yapardın? Düşüncesi bile çok kötü değil mi? Sevdiğim birinin hayatından tamamen çekip gitmiş olması. Hülya, annen için, annene sensizliğin acısını yaşatma. Lütfen. Hadi gel, halledemeyeceğimiz hiçbir şey yok Hülya. Hülya. Dur lütfen. Lütfen, ben seni o kadar iyi anlıyorum. Hadi anlıyorum. Lütfen. Hadi. Gösteri bitti. Dağılalım. Hadi.
Kardeşim çok geçmiş olsun. Bırak abi ya. İki selam verip sohbet ettiğim kızlar üstüme kalıyor resmen. Yalnız yaz sonu kısa bir kaçamağınız oldu yazılıp çizildi Selim'cim. Benden söylemesi. Ne kaçamağından bahsediyorsun Eda? Farkındaysan ben bekarım ve hiçbir sorumluluğum yok. Eğer ki bir halt yemek istersem herkesin gözünün içine baka baka... Selim. Bir saniye abi. Yaparım. Kimseye de hesap falan vermem. Oğlum tamam. Tamam sakin ol. Çok gerildim. Hadi gel. Eda işte. Allah Allah.